Merhaba gençler, bu videomuzda trigonometrik denklemlerden bahsedeceğiz. Bir çarpma işleminizin sonucunun sıfır olması için ya bu sıfır olmalı ya bu sıfır olmalı. Yani buradan iki tane sinüs 4x'in 1'e eşit olması ya da sinüs x'in eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. Burada bulduğumuz x'leri de 0 ile 2 bir arada değerlendireceğiz. En sona bakarız ona. Buradan sinüs 4x'in 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradan bir çözüm gelmeyecektir. Neden? Çünkü biliyoruz ki sinüs değerleri eksi 1 ile artı 1 arasında değer almalı. X 2 hiçbir zaman eşit olmayacaktır. O zaman sadece buradan devam edeceğiz. Burada da arkadaşlar sinüslü denklemler çözmek istiyorsak eğer her iki tarafta da sinüslü ifadeler olmalı. Yani 1 bölü 2 değerini veren bir sinüs açısı bulmalıyım. O da 30 olacaktır. Sinüs 4x eşittir sinüs 30 demeliyim. Hatırlayın, sinüslü denklemler nasıl çözülüyordu? Sinüs alfa eşittir sinüs beta gibi bir ifade varsa eşitlik, her iki tarafta aynı hece olmak zorunda. Ya alfa eşittir beta artı 360 kalacaktı. Çünkü sinüslü fonksiyonların periyodu 360'tır. Ya da alfa artı beta eşittir 180 artı 300 kalacak. Yani iki seçenek var. Ya alfa beta'ya doğrudan eşit olabilir bu denklem sağlamak için, ya da alfa ile beta'nın toplamı 180'i verebilir. Şimdi biz iki durumu da inceleyelim. Ya 4x arkadaşlar buradan 30'a doğrudan eşit olacak. Tabii ki artı 360 k'mız var. Ya da 4x ile 30'un toplamı 180 olacak. Artı 360 k'mız var. Bunlar periyot. Her tarafı 4'e böleceğim. X buradan 7,5 artı bunu 4'e bölersek 90 k. Buradan önce 4x'i yalnız bırakmalıyım. Şimdi her tarafı 4'e bölersem x eşittir. Ne yapar buradan? 37,5 mu yapar? Artı 90K. Evet. Şimdi bakıyorum. Bize ne istiyor? 0, 2 paranda kaç tane çözüm var diyor. Şimdi çözüm küresini oluşturalım hadi. Önce 7,5 var. Sonra buna 90 ekleyerek gidebilirim. 97,5 var. Ondan sonra tekrar 90 ekledim. 187,5 var. Bir daha 90 ekledim. 277,5 var. Bir daha 90 eklersem 360'ı geçmiş olur. Aralığın dışına çıkmamalıyım. Buraya geliyorum. Buradan gelen çözümlere bakalım. Burada da 37,5 var. Sonra 90 ekliyorum. 127,5 var. Bir 90 ekliyorum. 217,5 var. Bir 90 ekliyorum. 307,5 var. Bir 90 daha eklersem 360'ı geçecektir. 4 buradan 4 buradan toplam 8 tane çözümümüz var arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Her iki tarafta kotanjant var. Kotanjantlılar nasıl çözülüyordu? Kotanjant ve tanjantta arkadaşlar aynı durum geçerli. Kotanjant alfa eşittir kotanjant beta gibi denklem varsa elimizde, alfa eşittir beta olabilir. Periyot 180K. Tanjant ve kotanjant da periyodumuz 180'dir arkadaşlar. Burada ikinci bir çözüme gerek yok. Sadece buradan bütün çözümleri elde edebiliriz. Tam ve kodlarda. O zaman sorumuza bakalım. Her iki tarafın önce karekökünü almak istiyorum. Karekökünü alırsam şöyle bir durum gerçekleşir. Kotanjant 3x artı 60 eşittir kotanjant 60 eksi x olabilir. Veya eksili çıkabilir dışarıya, doğru mu? Yani kotanjant 3x artı 60 eksi kotanjant 60 eksi x olabilir. Şimdi buraya geldiğimizde kotanjantlarda tek çözüm vardı biliyorsunuz. Ya içler, yani 3x artı 60 doğrudan birbirine eşit olacaktı. Artı periyodumuz 180k. İkinci bir seçenek de yoktu. Buradan 4x eşittir 0 artı 180k. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir 0 artı 45k. Ve çözüm kümemiz bu bölümden gelenler 0. Bir 45 eklersem 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 ve 360, ama 360 dahil değil bakın, onun için onu almayacağım. İkinci tarafa gelince de her iki tarafta kotanjant kotanjant olması gerekiyor. Ama bunun başında eksi var, bu eksi olmaz. Eksi biliyorsunuz şunun içinden dışarıya çıkmıştır. Yani kosinüs hariç, kosinüs içindeki eksiyi yutar biliyorsunuz, o dışarıya çıkarmaz. Ama onun dışındaki sinüs, tanjant ve kotanjant içindeki eksiyi önüne çıkarabilirler. Dolayısıyla bunu düzenlersek arkadaşlar, kotanjant 3x artı 60'ın kotanjant eksi 60 artı x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan çözüm üretecek olursak içler doğrudan birbirine eşit olacaktı. Artı periyodumuz tabii ki 180K. Buradan yine x'leri aynı tarafa alacak olursak 2x eşittir eksi 120 artı 180K. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir eksi 60 artı, tabii ki periyodu da bölüyoruz, 90K. Eksi 60 var ama eksi 60 bu aralıkta olmadığı için onu almayacağım. Bir 90 eklersem ne olacaktır arkadaşlar? 30 olacaktır. Bir 90 daha 120. Bir 90 daha buradan arkadaşlar 210.
1.90 daha 300. 1.90 daha eklersem arkadaşlar 390 aralığı geçecek. Onun için burada duruyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane çözüm gelmiş oldu. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar tanjantlar var. Tanjantta biraz önce kotanjantta konuştuğumuz gibi tek seçenekte çözülüyordu. İçleri doğrudan birbirine eşit olmalıydı. Yani 2x eksi 30 eşittir ne olmalı? X eksi 60 olmalı. Periyodu yine 180 K ile aynı kotanjantta yaptığımız gibi. X'leri aynı tarafa alacak olursak denklem çözer gibi. 30'a karşı atarsak eksi 30 artı 180 K alacaktır. Burada arkadaşlar eksi 30 bir çözüm, evet. Sonra buna 180 eklersem 150, bir 180 eklersem 330, böyle sonsuza kadar gider. Aynı şekilde 180 çıkara çıkara da, değil mi? Eksi 210, eksi sonsuza kadar da gidebiliriz. Sınır vermediyse bu sonsuza kadar gider. Şıklardan hangisi olabilir bakalım. Burası 30, burası 60, burası 120, burası 330. Evet, Deniz'i cevap yani. Burada her iki taraftaki heceler aynı değilse arkadaşlar önce onları benzetmeliyiz. Mesela ben kos kos yapayım. Kosa göre çözmek istiyorum. Sol tarafı kosa çevirmeliyim. O zaman yapacağım şey arkadaşlar bunu 90'dan çevirmek. Biliyorsunuz 90'a tamamlayan hecelerde sinüs kosinüs eşitti. Yani ben bunu kosinüs yazıp 90'dan şunu çıkarırsam, bunu 90'a tamamlayan açıyı yazarsam başka bir ifadeyle heceyi kos yapmış olurum. Karşı tarafta zaten kosinüs x eksi 45 vardı. Biraz düzenlersek kosinüs burası 150 eksi 2x olacaktır. Burası da kosinüs x eksi 45 olacaktır. Ne oldu arkadaşlar? Kosinüs. Kosinüs de biliyorsunuz ya içler doğrudan birbirine eşitti. Yani kosinüs alfa eşittir kosinüs beta şeklinde bir denklem varsa alfa eşittir beta olurdu. Periyodumuz 360K veya alfa eşittir eksi beta olurdu. Yine periyodumuz 360K. Bu iki türlü çözümler üretmeliyiz. Birincisiyle başlayalım. 150 eksi 2x doğrudan x eksi 45'e eşit olmalı. Artı 360K veya ikinci seçenek 150 eksi 2x bunun eksilisine eşit olmalı. Yani eşittir eksi x artı 45 artı 360K. Hadi çözelim. Burası ne olur? Eksi 3x. Bunu karşı tarafa atarsam eksi 195 artı 360K. Her tarafı eksi 3'e bölersem x eşittir 65 artı ne olur? 120K. Ha, periyodun eksi ya da artı olması çok önemli değil. Sonuçta ekliyoruz ya da çıkarıyoruz değişmiyor sonuçlar. Onun için oraya artı tuttum yine. Sağ tarafa bakarsak da arkadaşlar bunu bu tarafa atarsam eksi x olacaktır. Bunu bu tarafa atınca eksi 105 olacaktır. Artı 360K. Her tarafı eksiye bölersem x buradan ne yapar? 105 artı 360K. Buranın artı ya da eksi olması periyodun önemli değil dediğimiz gibi. Ne yapıyoruz? Sıfır pi aradaki çözümleri arıyoruz arkadaşlar. 65 var. Bir daha 120 eklersem bir periyot 120 diye 185 yapar. Aralığın dışına çıkar. Onun için onu almıyorum. Ya da 120 çıkarırsam negatif sonuçlar gelir. Yine aralığın dışında almıyorum. Buradan 65 var sadece. Buraya bakıyorum. 105 var. Bir 360 eklersem zaten aralığın dışına çıkacaktır. O zaman çözümlerimiz 2 tanedir. Bu denklemin 0, 2 aralığında kaç tane kökü vardır? Ne yapalım? Tanjantı simbolü cos diye yazalım. S bölü C diyorum. Burası da arkadaşlar C bölü 1 artı S eşittir 2. Önce biraz kısaltalım ifadeyi. Payda işlersek arkadaşlar s artı s kare artı c kare bölü c parantezinde 1 artı s eşittir 2 mi oldu? Bakın üst taraf ne oldu arkadaşlar? Şurası s kare c kareden 1 oldu. Üstteki 1 artı s var bakın. Altta da c parantezinde 1 artı s var. Eşittir 2. 1 artı s'ler sadeleşirse ne olur? 1 bölü c eşittir 2 olur. Yani c buradan başka bir ifadeyle cosinus x buradan 1 bölü 2 olur. Şimdi cosinus x'in 1 bölü 2 olması demek arkadaşlar aslında cosinus x'in cosinus 60'a eşit olması demek. Eğer bir trigonometrik denklem çözmek istiyorsak her iki tarafta aynı hece bulunmalı. Yani cos cos şeklinde bunu ifade etmeliyim. Şimdi o zaman iki seçenek vardı. X ya 60'a doğrudan eşitti artı 360K ya da x arkadaşlar bunun eksilisine eşitti artı 360K. Demek ki 60 bir kökümüz 360 eklersek olayı geçecektir. Diğer taraftan eksi 60'da arkadaşlar bir kök ama 0 2 parana girmediği için buna bir tane 360 eklersem buradan da 300 gelir. Bir daha eklersem aralığı geçeceği için eklemiyorum artık. Demek ki çözümlerimiz arkadaşlar 67 300'dür. Ancak burada rasyonel bir ifade bulundurduğumuz için mutlaka kontrol etmeliyiz. Paydayı 0 yapıyorlar mı, tanımsız yapıyorlar mı diye. Hatta tanjantla da dikkat edin. Gizli bir S bölü C var. Paydayı 0 yapan bir değer varsa herhangi birini de onları iptal etmeliyim. 60 buradan bakıyorum yapmıyor paydayı 0. Bunu da yapmıyor. 300 de yine bunları 0 yapmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar eksi de cevap olabilir. 2c kare eksi 3c eksi 2 eşittir 0. Bir deneyelim. Yapamıyorsak başka şeyler deneriz.
Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu 2 c c diye ayırıyorum. Bunu da eksi 2 artı 1 diye ayırıyorum. Görüyorum ki 2 c eksi 2 çarpı c artı 1 eşittir 0 diye düşünebiliriz. Buradan kosinüs x eşittir 1. Değil mi? Bunu 0 yapan değer. Buradan da kosinüs x eşittir eksi 1 oluyor. Şimdi trigonal denklem çözmek istiyorsak her iki tarafta da cos'lu ifadeler bulunmalı. Yani ben şunu şöyle yazmalıyım. Kosinüs x eşittir. Kosinüsün 1 yaptığı değer nedir? Kosinüs 0 örneğin. Burada da kosinüs x eşittir arkadaşlar. Kosinüs 180. Şimdi trigonal denklemi çözelim. X ya 0'a doğrudan eşittir. Artı 360k. Ya da bunun eksilisine eşittir değil mi? Yani x eşittir eksi 0. Ki bunu yazmaya gerek yok. Çünkü eksi 0 zaten 0'ın ta kendisi olacak. Aynısı olacaktır. Buraya gelince de yine x ya doğrudan 180 eşittir. Artı 360k. Ya da bunun eksilisine eşittir. Yani x eşittir eksi 180. Artı 360k. Ama buna da zaten yine bir 360 eklediğimizde artı 180'e dönüp bunun aynısı gelecektir. O zaman bunu da yazmamıza gerek yok. Yani ikinci seçenekler birincilerle aynı geldiği için onları yazmadık. Gördüğünüz gibi 0,2 paranda 0 var. Bir 360 var. Ama 360'ta bakın açık aralık var dahil değil. O zaman onu almayacağız. Buradan sadece 0 var. Buraya gelince de 180 var. Bir 360 eklersem zaten aralığın dışına çıkıyor. O zaman bu kökler 0 ve 180'den dolayı Ceyhan olacaktır cevabı. Önce bir kısaltma yapıp biraz sadeleşme yapıp sin sin ya da kos kos ya da tan tan gibi bir ifadeye dönüştürmemiz lazım. İşliğin her iki tarafında aynı şeyler olacak şekilde. Her tarafı mesela kök 3'e bölelim. Her tarafı kök 3'e bölersek ne olur? Kosinüs x eksi 1 bölü kök 3 çarpı sinüs x eşittir 1 olur. 1 bölü kök 3 tanjant 30 demek değil mi arkadaşlar? O zaman ben bunun yerine şunu yazabilirim. 1 bölü kök 3 yerine sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazabilirim. Çarpı sinüs x eşittir 1. Payda işlersem kosinüs x çarpı kosinüs 30 eksi sinüs x çarpı sinüs 30 bölü kos 30 yaptı. Bölü kos 30'u da karşıya atarsak kos 30 zaten nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Burası kök 3 bölü 2 oldu. Ya da direkt kos 30 olarak kalsın. Bakın burası arkadaşlar kosinüsün açılmış hali nedir? Toplam formülü. Yani kosinüs x artı 30'un açılmış hali. Karşıda da zaten kosinüs 30 vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar trigonal denklem oluştu. Her iki tarafta kos kos var. İki seçenek vardı. Ya içler doğrudan birbirine eşitti. X artı 30 eşittir 30 artı 360k. Ya da ikinci seçenek arkadaşlar x artı 30 neydi? Bunun eksilisine eşitti. Kosinüs de böyleydi değil mi? O zaman 30'lar birbirini götürürse x eşittir 0 artı 360k. Buradan da arkadaşlar 30'dan dolayı x eşittir eksi 60 artı 360k. Evet gördüğünüz gibi çözüm kümemiz bir kapalı aralık vermediği için arkadaşlar aralıktaki sayıları bulmayacağız. Dolayısıyla çözüm kümesini de bu şekilde bırakacağız. Bu sonsuza kadar gider çünkü 360 ekleye ekleye. Ha eksi 360 göremeyebilirsiniz. Eksi 60 göremeyebilirsiniz bazen şıklarda. Bir 360 periyot ekleyerek bunu 300'e de dönüştürebilirsiniz. Şıklarda bu haliyle de görebilirsiniz. Genelde pozitif bırakırlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ifadenin çarpanlara ayrılamadığını görüyoruz değil mi? Yani 3'ü bu tarafa atsam bile arkadaşlar ayrılmadığını görüyorsunuz. O zaman 5c kare artı sc eşittir 3 ifadesinde 3 yerine ben 3c kare artı 3c kare yazabilirim değil mi? 3c kare artı 3c kare. O zaman ne oldu dikkat ederseniz şu 3 tane c kare burayla sadeleşirse 2 tane c kare kalır artı sc eksi 3c kare eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlar ayrılabilir bir hale geldi. 2c'ye c. Bunu da ne yapabiliriz arkadaşlar? Eksi s'ye artı 3c diye düşün, 3s diye düşünebiliriz. Gerçekten çarparsam burası eksi 2sc yapıyor. Burası artı 3sc yapıyor. Toplarsam da artı sc ortayı veriyor. Demek ki doğru ayırmışız. Çarparken nasıl çarptıysak, bu kontrolü nasıl yaptıysak yazarken çapraz yazıyoruz. Yani şu ikisini yazıyorum. 2c artı 3s çarpı c eksi s eşittir 0. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar 2 kosinüs x eşit olmalı 3 eksi 3 sinüs x'e. Ya da diğer taraftan arkadaşlar ne olmalı? Kosinüs x eşittir sinüs x. Şimdi her tarafı arkadaşlar kosinüse bölersem buradan eksi 3 tane tanjant x eşittir 2 oldu. Anlıyoruz ki tanjant x arkadaşlar eksi 2 bölü 3'tür. Diğer taraftan buradan da her iki tarafı kosinüse bölersem
Buradan tanjant x eşittir 1 olabilir. Demek ki tanjant x'in arkadaşlar bu denklemden 2 tane çözüm gelecek. Ya eksi 2 bölü 3 ya da 1. Şıklarda hangisi var bakıyorum. Evet, olabilir demiş çünkü bize. Evet, yine bir çarpanlama sorusu arkadaşlar. Şu ilk tarafı ss diye ayırırsak, ikinci tarafı da şurayı ss diye ayırdım. Şurayı da arkadaşlar eksi 4c'ye artı c diye ayırsam. Gerçekten çarpımlar eksi 4 çekerek toplamda eksi 3 sc yapıyor. O zaman ben bunu sinüs x eksi 4 kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x diye düşünebilirim. Bu çarpmanın sonucunun 0 olabilmesi için ya burası 0 olacak. Sinüs x eşittir 4 tane kosinüs x. Ki her tarafı kosa bölersek tanjant x eşittir 4 olur. Ya da buradan sinüs x eşittir eksi kosinüs x. Her tarafı kosa bölersek arkadaşlar tanjant x eşittir eksi 1 olacaktır. Büyük değer nedir arkadaşlar? Bursa. Periyot bulurken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs de arkadaşlar içindeki ifadenin, yani sinüsün derecesine bakıyorsunuz n'e ve içindeki ifadenin arkadaşlar x'li kısmının katsayısına bakıyorsunuz sadece. Sinüs ve kosinüs değer n tek ise arkadaşlar, yani sinüsün ve kosinüsün tek dereceleri varsa 2 pi bölü a diyoruz. Eğer n çift ise pi bölü a diyoruz periyoda. Tanjant arkadaşlar ve kotanjant da tanjant ax artı b ya da kotanjant ax artı b'de derece umurumuzda değil arkadaşlar. En kaç olursa olsun hiç önemli değil. Burada her türlü arkadaşlar periyodumuz pi bölü a'dır. Tabii şunlar mutlak değer. Evet, birinci soruya bakalım, üzülüyorum. Burada periyot arkadaşlar pi bölü 5'tir. Derece tek olduğu için görünmeyen derece 1 bakın. Burada derece 1 olduğu için yine pi bölü 2. Sadece x'in katsayısına bakıyorum, dikkat edin. Burada arkadaşlar tanjantta derece önemli değildi. Pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 2. Ki o da takla atarsa 2 pi'ye dönüşecektir. Burada arkadaşlar sekant aslında 1 bölü cos demek olduğu için kosinüsün derecesine bakacağız. Derece tek olduğu için arkadaşlar pi bölü 1 bölü 3 dediğimizde oradan periyodumuz 3 pi gelecektir. Burada tanjantta derece çok önemli değildi. Diğer sayılar da önemli değil. Sadece x'in katsayısına bakıyorum. Pi bölü 3 de oradan. Kotanjantta da derece önemli değildi. Katsayılar falan sabitler hiç önemli değil. Sadece x'in katsayısına bakıyorum. Pi bölü 2 bölü 5'ten 5 pi bölü 2'dir periyodumuz. Yani grafik kendini 5 pi bölü 2 derecede bir tekrarlayacaktır. Hep aynı yere geri gelecektir. Burada sinüste derece çift olduğu için arkadaşlar sin ve cos'ta, o zaman ne yapıyorduk? Doğrudan pi bölü a tanjantmış gibi davranıyorduk. Yani pi bölü 1 bölü 2 diyorum. Ha, eksi 1 bölü 2 olacağım x'in katsayısı. Sorun değil. Mutlak değerimiz var ya. O da arkadaşlar 2 pi'ye dönecek. Şuradaki artı 4'ün falan hiçbir önemi yok bizim için. Burada sinüsün derecesi tek olduğu için arkadaşlar 2 pi bölü 3 doğrudan. Şunların tabii ikisini unutmuşuz değil mi? Bunlar hep 2. Buraya gelelim arkadaşlar. Burada da tabii 2 var. Hep unutmuşuz onları. 6 pi. Biliyorsunuz derece tekse 2 pi bölü a yapıyorduk değil mi? Buraya gelince de arkadaşlar kosinüs ve derece çift. Kosinüs ve derece çiftse doğrudan pi bölü a diyoruz. A dilimizde x'in katsayısı 3. Evet, periyotlarımız bunlar. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum.